Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediyor. Ramazan bayramında 1100 Türk Lirası olan bayram ikramiyelerine Kurban Bayramı'nda %15 zam yapılacağı ve böylece rakam 2775 liraya çıkacağı iddia ediliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi konusunda emekli vatandaşlar son rakamları yakından takip ediyor. Ramazan Bayramı'nda 1100 Türk Lirası olarak ödenen emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'nda zamlanacağı iddia ediliyor. %15 zamlanması beklenen emekli bayram ikramiyelerinin 2775 lira çıkması bekleniyor. 12 milyondan fazla emekli vatandaşın faydalanacağı bayram ikramiyesi sadece emekliler için bunun yanında dul, yetim, yaşlılık maaşı alanlarında yararlanabileceği bir seviyeye kadar geldi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi açıklamasında, yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak, ifadeleri yer almış ve bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan 2022 tarihlerinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin 3-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenmekte. Kimler emekli bayram ikramiyesi alabiliyor? Bayram ikramiyesi, emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor. Emeklililere verilen ikramiye uygulaması 4 yıldır devam ediyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiye ödemelerinin bu yıl artması bekleniyor. 1000 lira ödenmeye başlanan ikramiye geçen yıl 1100 Türk Lirası olmuştu. Bu sene enflasyondaki hareketlilik, asgari ve memur maaş zamları baz alındığında bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümetin bu talebi değerlendirmesi ve bu bayramda ikramiye ödemesine ciddi zam yapması beklenmektedir. Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak zammı içeren düzenlemenin mecliste görüşüleceği belirtiliyor. İkramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4000 Türk Lirası olacağı konuşuluyor. Kurban Bayramı'nda 2000 Türk Lirası emeklilere ikramiye ödenmesi gündemde. Emekli ikramiyelerine ilişkin zammın önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. Torba kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de belli olacak. Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre 2-3 gün içinde tamamlanıyor. Ödeme tarihini SGK önceden duyuruyor. Ancak bayramdan önceki hafta ödemeler bitiriliyor. Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 Türk Lirası olacağı ifade edilmişti. Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi 1100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih belli olmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır. Henüz ikramiyelere zam yapılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Eğer ikramiyelerde asgari ücrete Ocak ayında yapılan rekor artış göz önüne alınırsa, emeklilerin bayram ikramiyesi 1655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak? Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı 2 maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise, o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak. İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu? Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor. Yeni emekliler de alabilecek mi? İkramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare, bayramın içinde bulunduğu ayda şeklinde değiştirildi. Dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Emekli olan vatandaşların Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyeler ile ilgili açıklama geldi. Ramazan Bayramı'nda 1100 Türk Lirası ödeme ile verilen ve Kurban Bayramı'nda zam olup olmayacağı merak edilen bayram ikramiyesi için bir düzenleme var. Ramazan Bayramı'nda emekli olan vatandaşlara verilmeyen zamlı ikramiye karşı taraftan çok iyi karşılanmadı. Emekli ikramiyeleri ödemeleri olan 1100 Türk Lirası ödemeleri, Ramazan Bayramı için alan emekliler, iki bayram arası diğer ödemelerin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Kurban Bayramı'nda Temmuz emekli zammı ve emekli ikramiyesi verilecek, emekli Temmuz ayında rahat bir nefes alacak. Devlet tarafından yapılan son düzenlemeler ile birlikte, emekli ikramiyesi alacak olan kişiler, zamlı olarak ödemelerini alabilir. Bunun için çalışma yapan hükümet yetkileri emekli ikramiyeleri için 1500 Türk Lirası olacağını söylüyor. Eğer Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi zam olursa, bayramdan önce ödemeler olacak ve bu sefer 1100 Türk Lirası değil, 1500 Türk Lirası olarak ikramiye alınacak. Bu sene kurban alımlarını da düşünen hükümet, bayram ikramiyeleri için önceden ödeme yapacağını açıkladı. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi 15 gün önceden yatabilir. 8 Temmuz tarihinde bayramın bir günü olarak düşünürsek, 15-20 gün öncesi yani Haziran'ın 20'sinden sonra emekli ikramiyeleri hesaplara yatacaktır. Bazı haber ajanslarına göre ise, bu ödemeler ayın 15'inde yapılacak ve emekli olan kişiler, bu paraları hesaplarına hemen alacak. Ayrıca hükümetin yaptığı bir diğer çalışma ise, emekli maaşlarını bayramdan önce verebilir miyiz olmaktadır. Temmuz ayında zamlı emekli maaşı alacak olan kişilere, bir de emekli ikramiyesi zamlı olursa, emekli rahat bir nefes alacaktır. Ek zam, refah payı, enflasyon zammı hepsi eklendi. Temmuz'da emekli maaşı 8000 TL'yi geçecek. Emekli bu defa sevinçten tir tir titreyecek. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayı zamlarına ilişkin son dakika haberlerinde. Emekliler Ocak ayından bu yana devam eden zam furyası içinde iyiden iyiye kaybolurken güzel haberler de geliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarında yapılacak olan iyileştirmeler peş peşe belli oluyor. Bu yıl emekli aradığını bulacak, istediğini alacak. Çünkü Temmuz ayında emekli maaşları resmen katlanarak artacak. Enflasyon zammı, ek zam ve refah payının eklenmesiyle beraber emeklinin yüzü gülecek. Temmuz ayı emekli maaşı zam oranlarının kesin olarak belli olması için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Ancak şu ana kadar elde edilen verilerin ışığında konuşacak olursak en az %40 zam kesin. Sadece bu kadar da değil. Hükümet, emeklinin yaşam koşullarını iyileştirmek, daha rahat geçinmesini sağlamak için başka adımlar da atıyor. Temmuz ayında enflasyon zammının yanı sıra emekli maaşlarına refah payı zammı ve ek zam da yapılacak. Emeklilik türüne göre maaşlar Temmuz'da kökten değişecek. Bağkur emeklisi için maaşların 8000 Türk Lirası üstüne çıkacağı konuşuluyor. Diğer yandan emeklilerin gönlünü kazanmak ve 2023 seçimlerine emeklinin desteğiyle gitmek isteyen hükümet Ramazan Bayramı'nda kalbini kırdığı emeklilerin gönlünü tamir etmek için de yeni adımlar atıyor. Bildiğiniz üzere emekliler Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiyesine zam beklemiş, en az 2000 Türk Lirası olmasını istemişti. Ancak hükümet bayram ikramiyesi zammı vermemişti. İşte emeklinin beklediği o müjde de Kurban Bayramı'nda gelecek. Bayram ikramiyeleri de emeklinin tam istediği gibi yeniden düzenlenecek. Hem maaş zammı hem de ikramiye zammı alacak olan milyonlarca emekli ise Kurban Bayramı'nda adeta çifte bayram kutlamış olacak.